yapmak istemiyorum. Ben size Tamam. sadece en sevdiğim teknemin bir tane 2,5 Olur. metrelik filmi var, onu göstereceğim. Çok güzel olur. Ama bana Tamamdır. nasıl burada şimdi ekran paylaşılacak? Bu sevmediğim bir program açtınız. Meet. Yani Süleyman yardımcı ol istiyorsan ben Hakan tarif Bey'e. edebilirim hocam. Ekranın alt kısmında 3 tane şey, 3 tane noktanın yanında ortada bir simge var. Ok. Dikdörtgen içerisinde ok var hocam. Ha Bizim ha ha ha. Tamam. şimdi Okey. gösterdi. Oradan ekranınızın tamamını seçmeniz lazım. Ha, size attılar mı benimle ilgili? Şey atmış Gökçe galiba. Evet, Dur var bakalım. bizde. Orada benim Snow diye bir filmim var. Benim en sevdiğim teknem. Snow diye bir movie varsa ben de açabilirim. Bir sıkıntı yok. Çıktı mı Süleyman arkadaşım? Nasıl yapalım? Saniye hocam. Dur bakalım. Ben şimdi Süleyman bana bir dakika ekranınızın tamamı. Evet. Göster. Evet hocam. Evet. Sekme diyor, video ve animasyon için en uygun diyor. Onu mu açayım? Hocam üzerine tıklayın daha sonra paylaş diye. Üzerine önünüzdeki çıkan ekrana tıklayın daha sonra paylaş seçeneğine tıklayın. Gelecektir ekran. Bir dakikadır o zaman. Ben şuradan şunu açacağım. Başladı mı? Hayır hocam başlamadı. Bir saniye başlamadı. Bunlar video bizde var mı? Video bizde var Hakan Bey. İstiyorsanız Berna sen paylaşım yapabiliyorsan paylaşın. Paylaşabilirim ben. Siz Tamam. paylaşın benim. Tamam bir paylaşalım Hakan Bey. Ben Tamamdır. isterseniz bunu o zaman iptal ediyorum. Tamam. Şimdi bunun ne olduğunu kısaca anlatayım. Tamam. Bu benim ya ödüllü bir tekne tasarımım. Bu 40 metre üstünde. Şimdi Design at All diye bir yarışma var. Bu dünyanın en işte nasıl diyeyim size işte luxury böyle işte jet içi ondan sonra çok eksklusif şeyleri şey yapan İtalyanların işte bir dergi aslında Design at All. Onlar böyle işte 40 metre altı 40 metre üstü işte yelkenliler ondan sonra işte motor yatlar jetler jet içleri filan yapılıyor. Biz de ona bir öyle şeyle katıldık. Benim çok sevdiğim bir doktora öğrencim vardı şimdi Amerika'da. İşte o ille de benle de bir tekne yapın. Ne olur hocam bir teknede beraber çalışalım filan deyip duruyordu. Benim de bir tane 66 metre teknem vardı kafamda. Farklı bir teknedir bu. Yani göreceksiniz zaten. Ondan sonra bunu yaptık. Ben bunu hala çok seviyorum. Biraz ben böyle gelenekselciyim. Ben biraz da yelkenciyim. Yani hani doğma büyüme yelkenciyiz biz. Ben her sene yelken yarışına gitmezsem hasta olurum. İşte daha yeni geldim yani 20 gün oldu yelken yarışından geldim. Ondan sonra güzel bir teknedir bir bakın. Ondan sonra bir oynatalım. İşte benim işte mevzulara bakışımı anlatan bir teknedir. Hani arkadaşlardan da bu yönde soru gelirse. Yani teknenin şöyle bir özelliği var. Direkleri radikaldir. Alanda yeniliktir. Bu dünyanın en iyi 5 teknesi arasına girdi. Yani Türkler 60 metre üstünde daha henüz öyle bir skora ulaşamamıştı. Ama ondan sonraki 5'te maalesef şey. Yani biraz fonlar gerekiyor. Yani reklamlar, fonlar. Hani öyle sokaktan geçen adama da dünyanın öyle iyi bir ödülünü vermiyorlar. Ama biz dünyanın ilk 5'ine girdik. Yani öyle bir klasmanı var bunun. Tamam, buyurun. Kim oynatmak istiyorsa oynatsın. Ben Hasan'dayız o zaman. Ben de evet sendeyiz. Snow. Güzel de bir müziği olacak bunun. Şu an ses gelmiyor ama Aynen. Sesle paylaşıyorum aslında ama. tekrar deneyebilir miyiz? Tamam. Ekstra bir şey yapmam gerekiyor mu ses için? Yani Yok gerek yok. paylaştığında gelmesi lazım, evet. Evet, bence de. Bir kere daha deniyorum. Maalesef gelmiyor. Tam Başka ne yapmam gerekiyor? sıkıntı yok. Ses olmadan Sessiz dinleyelim olabilir bence. aynen. Sorun yok. Videoyu izleyelim. Tamam. Teknik hocam teknik aksaklıklar bugün biraz
Fazla oldu sanırım. Kusura bakmayın. Ya önemli değil. Ben de bir de deneyebilirim ama. Siz de deneyin. Ben şimdi bozmayayım. Berna tekrar alabilir miyiz? Tamamdır. İşte bu teknede bakın direklere dikkat etmeniz gerekiyor. Direkler çok radikal direklerdir. Direk gövdeye girmez. Karina ile birleşir. Ondan sonra bu aslında çok modern bir tekne görünmesine rağmen aslında son derece konvansiyonel retro bir çizgide yapılmıştır. Ondan sonra gördüğünüz gibi çok dengeli, güvenli bir tekne olarak tasarlandı. En büyük özelliği salması katlanır. Bunda bir de radikal salma var bakın. Bu 12,5 metreden 7,5 metreye inebiliyor bu salma. İşte Orso giderken filan normalde böyle 60 küsur metre direk var bunda. Çok ciddi bir hava sürtünmesi oluşuyor. Direk yırtık olduğu için, içinden hava geçtiği için yani eşdeğer teknelere göre son derece üst performansı var. İşte içini görüyorsunuz. Arka güvertesi. Bunlar şeyler içindeki değişik hacimler işte master bedroom ve duş vermişler şeydir. Farklı bir teknedir yani. Bir de bunu ben 7 sene önce yaptım. Hala çok güzel bir teknedir. Bu bir schooner dediğimiz iki direkli. ...66 metre bir yelkenli için çok ciddi rakam değil mi Hakan Bey? Evet yani bu... yani işte Savarana gibi düşünün, şey gibi düşünün. Hmm. Rüzgarla da hızlı hareket edebilecek bir tekne. Yani o kadar çok da büyük bir şey değil. Yani tabii motor, yat falan buna helikopter helikopter inmiyor. Yani o devasa teknelere göre bu çok ucuz. Çünkü şey yok. Gördüğünüz gibi böyle çok üst bir üst yapı donanımı yok. Ya onlar yüzen otel şeklinde oluyor. Bu hala denizciliği seven, işte yelken basabilecek. Yani yelken okulu olabilir bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla yelken eğitimi verebilirsin. Eksklusif bir 20-25 kişilik kurva. Yani farklı böyle denizi seven. Hani motor çalıştırmak yerine hani ne bileyim işte bir 9-10 knot rüzgar gördüğü zaman yelkeni açıp gidecek insanlar için yani. Ben şeyleri pek sevmiyorum. Motor yatları. Ya yani orada pek deniz değil de yani işte yüzen otel tadında oluyor. Ben biraz böyle geleneksel bakıyorum hocam. Yani rüzgarın sesi, ipler, tahta böyle gıcırdayacak falan. İşte diyeceksin ki eski kafalı. Eyvallah sıkıntı yok yani. Motor yatı sevmiyorum. Evet hocam. Yapacak şeyler böyle. Bunlardan var. Bir sürü var. Yani arkadaşlar bakabilirler. İşte bizim şeylerde var. Benim adımı yazarlarsa çıkarlar. Bir de Foscat diye bir tekne var. En sonunda onu göstereceğiz. Süleyman arkadaşım unutmazsa. Bir de Foscat Foldable Slow Katamaran'ım var bir tane. O da Avrupa Birliği tasarımda işte Platinum Design Award aldı. Platin zor bir ödül. 2000'de bir projeye veriliyor aşağı yukarı. Ya ödüllü 2000 projede bir taneye veriliyor diyeyim. Daha iyi anlayın. 1000'de yarımdır. Çünkü average'de 99'u geçmeniz gerekiyor. Yani jüri üyelerinin average'i 99'u geçerse platin. Bu 100 aldı sanıyorum. Hikayesi komiktir. İşte ilk yaptığımda hiç kimse bir şey anlamadı tekneden. Ne olduğunu anlamadılar çünkü. Çok üzüldüm ben. Çok çünkü seviyordum tekneyi. 2 ay sokaklarda dolaştım, düşündüm. Dedim niye bu böyle oldu? Sonra anladım ki anlatan da var. Sonra bir tane film yaptık. Sonra platin aldı hocam. Çünkü tekne biraz şey. Yani işte akıl sınırlarını zorluyor. Karaya falan çıkıyor da tekne.
Panelin'e bağımlı yok yani. Karaya çıkan bir tekne. Anlamadı, basmadı kafaları ama filmi oynatınca vay anasını sayın seyirciler oldu. Şey oldu hocam. İşte bazen de prezentasyon çok önemli. Çok değerli bir fikri iyi prezente edemezseniz bir tek siz anlıyorsunuz. Hepsini yaşadık yani. Hani deneyim dedikleri bu işte. Yani çok güzel bir fikri de birinci de patlatmışlığımız vardır yani. Tamam. Hadi başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hakan Gürsu hocamızla beraberiz. Hakan Bey'in küçük bir sunumuyla başlayarak şimdi sorularla devam edeceğiz. Hakan Bey, müsaitseniz uygunsunuz. Sorularla başlayalım. Tabii. Daha öncesinde hazırladığımız bir takım sorular var arkadaşlar. İlk öncelikle bunları yönelteceğiz. Daha sonrasında da chat ve Instagram'dan gelen sorular olarak da sizlerle beraber iletişim içerisinde etkinliğimizi devam ettireceğiz. Ben başlıyorum izniniz olursa. Kimi endüstriyel tasarımcılar tasarım ofislerinde farklı sektörlere farklı ürünler tasarlayarak tasarım serüvenini sürdürürken kimi tasarımcılar da kendilerini tek bir alanda uzmanlaştırıyor ve o alanda ilerliyorlar. Sizin bir tasarım stüdyonuz ve farklı sektörler için tasarladığınız onlarca ürününüz var. Bir alana yönelmek yerine farklı sektörlerde çalışmanızın arkasındaki motivasyon nedir? Şimdi yani bunu aslında bütünsel bakmanız lazım. Şimdi yani Türkiye maalesef yani ürün geliştirme anlamında ihtisas yapılacak çok iyi bir platform değil. Yani var bazı saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz meslektaşlarımız var. İşte mesela beyaz eşya çalışanlar var. Zaten o sektörden geliyorlar. Ondan sonra işte tanınmış, oturmuş bir linkleri var. Zaten hani profesyonel olarak icra ettikleri şeyin devamını freelance olarak veya işte ufak kapalı bir ekiple yapıyorlar. Hani onları hariç tutarak şunu söyleyeyim. Yani hiçbir sektörde hani sizi böyle sürekli olarak yani işte böyle ekonomik olarak motive edecek tek bir dal yok. Mesela işte otomotivde takılıyoruz deseniz mahvolursunuz. Yani otomotiv çünkü krize giriyor, çıkıyor. İşte bütün sektörler biliyorsunuz. Şey şimdi dolayısıyla böyle de bir gerçeğimiz var ama diğer taraftan ben 2006'da işte bu ilk Design Office konseptini ortaya çıkarırken ki 2006'dan sonra 2009 sürecinde kurduk. Dünyada bir hareketlenme vardı. Bir de ben dünyanın pek çok yerinde de bulundum. İşte mesela Japonya'ya gidersiniz GK vardır. Çok büyük bir tasarım şirketidir. Ondan sonra bu GK işte Fuji'den Yamaha'ya kadar işte Masashita Electronics yani NEC'den işte aklınızın gelebileceği pek çok dev Japon firmasının şeyini yaparlar. Dünyanın her yerinde ofisleri vardır ve her şeyi yaparlar. Yani gidiyorsunuz Amerika'ya bakıyorsunuz işte IDEO var yakın zamanda Japonlara satıldı. Almanya'ya gidiyorsunuz gene başında Helmut Estinger var Frog Design var. İşte Amerika'ya gidiyorsunuz, Yves Behar'ın yürüttüğü gene işte Tangerine'dir, Human Scale'dir değişik şirketler var. Bu şirketler her şeyi yapabiliyor. Yani UX, UI'dan tutun, ondan sonra elektronikten medikale, havacılığa kadar her sektörde çalışıyor. Dolayısıyla ben böyle bir şirket kurmak istedim ve de böyle bir şirket kurduk. İşte bu şirket yani ülkede çok tanınmamasına rağmen, Türkiye'de kim tanınıyor zaten o da ayrı da. Ama dünya markası haline geldi. Biz işte 242 uluslararası ödül sahibiyiz. Şaka yapmıyoruz yani. Yani bu işte yani bizim kim olduğumuzu hepsi biliyor. Yani işte IDEO'nun patronu Tom Kellison'dan şeyine kadar. Çünkü biz Amerika'da işte yarışmaya giriyoruz. IDEO 3 ödül alıyor. Biz 5 alıyoruz. Bir sonraki sene biz 3 alıyoruz. Onlar 5 alıyor. Yani ve şeydi biz bir ara bayağı böyle dünyaya kafa tutar hale geldik. İşte Çin'in önemli yarışmalarını kazandık. İşte Avusturya hükümetinin işte Energy Globe yarışması var ki alanında çok şeydir. Onu kazandık. Biz mesela German Design Award'da yarışıyoruz. Yani Türkleri almıyorlar çünkü. Yani akredite olacaksınız. Onlar sizi davet edecek. Orada ödül alacaksınız. Sonra sizi açtıkları kota yükseliyor, yükseliyor. Bizim 18 tane German Design Award'umuz var. Şaka değil yani. Design Turkey'den çok German Design Award'umuz var ve biz artık azalttık yarışmayı da çünkü hayata geçmiş müşteri ürünleriyle giriyoruz. O da müşteri isterse. Çünkü gerçekten işte şöyle söyleyeyim. Cüzi katılım ücretleri var ama artık bizim için cüzi olmaktan çıktı hocam. Yani 250 euro yarışmaya katılmak için vermek istemiyorum artık açıkçası. Yani
Ha şimdi mesela şeyi giydi. O bunlar paralı yarışmalar gibi. Dünyada parasız yarışma yok hocam. Yani hani öyle bir şey yok. Design Turkey bile paralı. Yani ha üstüne para aldığımız yarışmalar var. Onlarda bir sıkıntı yok. Ondan sonra davet aldığımız yarışmalar var. Yani bize diyorlar ki işte tamam gelin şu proje mükemmel filan. Ondan sonra dolayısıyla yarışmayı biraz azalttık diyeyim. Çok nitelikli. Mesela şeylere girmiyoruz. Artık yani devamlı aynı yarışmayı kazanmaktan da çok sıkıldım. Hani böyle farklı yarışmalar, böyle arkadaşlar bakıyorlar böyle yeni düğün. Mesela Çin, Asya'yı seviyoruz. İşte Çin'de son 3-4 yılda 3 tane gold aldık. Zaten 3 yarışmaya girdik, 3'ünde de gold aldık. İşte Dongguan International'ı 2 kere kazandık. Şey ki orada yarışmalar filan hakikaten kalla abi 5400 proje filan giriyor. 5 tane de altın veriyorlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani dolayısıyla biz her sektörde işte uluslararası firmaların bir modellemesi şeklinde hayata bakıyoruz. Hem de bir de dinamik tutuyor insanı. Yani işte bizim medikal takıldığımız, hizmet ettiğimiz müşteri gruplarımız var. Bakın mesela 2021'de bu pandemi döneminde şey çok önemliydi. Almanya'da German Design Award'da mükemmeliyet ödülü aldık. Bu insana böyle şey açıyorlar, turnike açıyorlar biliyorsunuz ambulansta filan. Orada bir tane insanın dışarıya açılan kapak takıyorlar size. Bu ya dişi ya erkek oluyor. Ama işte dünyada erkek aranıyorsa dişi oluyor bulunuyor arabada Türkiye'de. Hani dişi aranıyorsa erkek bulunuyor. Yani bir türlü bunu denk getiremiyor. Ağırlığı da erkek. Sonra işte bir firma bizden çok sevdiğimiz de bir firmadır. Yani biz onlara yıllarca beraber çalışıyoruz. İşte kan ısıtma cihazları yaptık, şeyler yaptık. İşte beyefendi bana dedi, hocam dedi bizim de dedi böyle dedi bir styling dedi yapalım da dedi kendimize ait bir kapağımız olsun dedi. Ben gene klasik şeydim, ben styling falan yapmam. Kapağı getir dedim. Dişli erkeğini getir bakalım dedim. Neyse uzatmayalım arkadaşlar işte. Dişli erkeğini birleştirdik tek kapak yaptık. Bir tarafı dişi bir tarafı erkek olan. Ki ama öyle de kolay değil yani bu hani. Bunun içinde bir şeyler çalışıyor. Şimdi ben böyle anlatınca bana diyorlar aa çok kolaymış falan diyorlar. E biz kolay gibi anlatıyoruz tabii. Yapılmış işi böyle abartmaya gerek yok. Yapılmış iş bitmiş iştir yani. Neyse hocam uzatmayalım. Yaptık. Uluslararası patent aldı. Korumalı. İşte Almanya'da yani German Design Medical'de mükemmel ödülünü öyle hani sokaktan geçene vermiyorlar. Hani yaptık. Medikal yapıyoruz. Çok bu aralar medikalde çok şeyiz. Çok medikal yapılıyor. Ürünler yapıyoruz. Devamlı medikal geliyor. İşte savunma sanayi, elektronik. Ondan sonra işte ben mobilyayı çok seviyorum ama benim mobilyalarımı Türkiye'de pek hani diyeyim yapacak baba yiğit. Şey diyorlar, aa buna kalıp gerekiyor falan diyorlar. Ben dedim ki kalıpsız işler mantı yapımıdır. Ondan sonra yaz hani onlar. Bizim sadece kalıp korkusu falan var hala. Geçer diye ümitle zamanla bekliyoruz. Dolayısıyla bizim böyle hani sektörlerde gezerek hayatta kalma şeyimiz var. Maalesef ülke şartları, dünya şartları. Ha ama diyeceksiniz ki bunun ne iyi tarafı var? Hocam bir alandaki birikiminizi diğer alanlarda da kullanabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla şeyi dimağı zengin tutuyor diyelim. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Bir de sıkılmıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında dünyada son derece geçerli. Yani ben sadece işim tasarım yapmak, ürün geliştirmek diyen firmalar için bence yürünecek iyi bir yol. Yani sadece cam şişe yaparım, seramik yaparım, vitrifiye yaparım. Keşke yani öyle bir güzellik olsa da hani biz de takılsak ama öyle bir şey yok. Yani real değil yani. Tamam. Konu bu. Yani bu kadar alanda çalışmamızın en büyük sebebi hem sevmemiz ondan sonra hem de bir yerde de bir ülke gerçeği, dünya gerçeği bir taraftan da. Tamam. Yani buna Teşekkürler böyle hocam. cevap verebilirim. Teşekkürler. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Denizler alternatif birer yaşam alanı olarak görülmekte. Teknoloji ve üretimdeki gelişmeler de tasarımcılar istenen konfor standartlarını, yaşam çevreleri yaratmada özgürlük tanımakta. Buna karşın yat tasarımı Türkiye'de tasarımcılar tarafından rağbet görmeyen ve her tasarımcının da çalışabildiği bir alan olmadığını düşünüyoruz. Sizce yat tasarım alanındaki bu kadar alanın bu kadar niş bir alan olmasının sebebi nedir? Şimdi çok güzel bir soru bu. Aslında yat tasarımı zengin bir konudur. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Yani işte Türklerin denizle arası pek yok biliyorsunuz hani.
dünyada üç tarafı denizlerle çevrili olup hani arkasını dönüp yaşayan hani bir bu kadar hani ilginç bir toplum daha bulamazsınız. Pek çoğu yüzme de bilmez. Hani denizle ilgileri işte balıktır. Hani işte ya balık yiyelim. Hani midye, balık. Hani çok da bizi. Dolayısıyla şimdi denizi sevmek gerekiyor hocam. Deniz bir de gerçekten o şey çok önemli. Bir farklı bir yaşam alanı. Yani sonunda insanlar denize yönelecek. Hani biz yöneleceğiz diyelim. Hani bizim dışımızda herkes buna yönelmiş durumda da. Şimdi tekne tasarımı biraz denizde yaşamayı bilmeyi gerektiriyor. Yani şimdi denizin üstünde yaşamadan hani tekne tasarlayamazsın. Yani ha ne yaparsın? İşte styling yapıp böyle azimut tipi tekne çizen Instagram'da çok çocuk var. Böyle Allah Allah böyle kalemi sallıyorlar. Ondan sonra biraz highlight al sana diyor azimut yaptım diyor. Tekne öyle bir şey değil maalesef değil. Yani keşke öyle olsa. Yani işte herkes araba çiziyor da biliyorsun ortada araba yok diye bir laf var yani. Şimdi bu da bunun gibi bir şey. Bir de gerçekten interdisipliner bir şeydi. Yani tekne aslında şöyle size söyleyeyim. Yani structure'ı olan, mekaniği olan, hidroliği olan, ondan sonra sonuçta siz doğal bir kuvveti en üst düzeyde kullanarak yani yelkenli yapıyorsanız mesela. Burada fizik gerekiyor, anladın mı? Üst düzeyde malzeme bilgisi gerekiyor. Bir de işte deniz bu yani şakası yoktur. Hani bir tsunami gelir adamı affedersin hani böyle alır götürür öldürür yani. Hani bir de bir dev dalgalar var filan. Biraz ürkütüyor gibi geliyor bana insanları. Yani motor var. Ondan sonra işte burada işte açılar var. Son derece teknik de bir şey. Bunları öğrendiğiniz zaman önünüze bir takım ufuklar açılıyor ve bir tasarımcının değil binlerce tasarımcının çalışabileceği bir alan. Ve işte Türkiye'de aslında var da bu sektör yani. Pahalı da bir sektör ama planlar yurt dışından geliyor. Genellikle yerli ve milli yapıyoruz biz. Hani böyle araklıyoruz. Şahane araklıyoruz yani. Hani böyle aynısını hatta bana bir tekne sahibi şey anlatıyor. İşte Amerika'da fuara gitmiş. Çaldığı teknenin sahibi de yanına düşmüş. Adam eğilip eğilip bu tekneye bakıyormuş. Hani kendisininkinin bir kopyası. Sonunda avukatlarla falan gelmiş. İşte bizim tekne şeyi de neyse ismi bende kalsın. Karadenizliymiş. Adama demiş ki seni vururum. Ondan sonra bak demiş işte demiş. Gördün mü demiş. Senin tekneni senden daha iyi yapabiliyorum. Gel demiş senle iş yapalım. Nasıl? Bunu bana büyük bir iftiharla anlattı adam. Sonra Amerika'nın hoşuna gitmiş. Herif de Teksaslı mıymış neymiş? O da bir başka Karadenizli demek tabii ki. Ya da Amerikan Karadenizli. Sonuçta bunlar adamın teknesini yapmaya başlamış lan bana bunu anlatıyor. Milyon milyon dolarlık şirketinde sahibi bu bey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim hayata bakışımız çok ilginçtir hocam. Yani yapıyoruz ama bizim kendi tasarımlarımızı yapmıyoruz. Veya biz işte ya elin adamı yapmış işte kardeşim yeni tekne ne yapacağız işte şundan yapalım diyoruz onu yapıyoruz. Ha, interiör alanlarda iç mimarlar şunlar bunlar filan çalışıyor ama. Hani bizde öyle tekne tasarlayacak şey yok. Bak mesela şimdi Fethiye'ye bak. Ondan sonra Marmaris'e bak. Bodrum'a bak. Hepsinin kendi işte guletleri var. Hatta işte ben en son yarıştaydım. Şey konuşuluyor. Şu teknenin orijinaline bir dönelim de onu yapalım. Hani çünkü o kadar sapıttırmışız ki tekneleri anladın mı? Teknenin orijinali yok şu anda. Ya öyle de bir şey var yani yapalım şunun orijinalini gibi. Gerçekten alan çok güzel. Ve ticari hocam bu teknelerin hepsi ticari tekneler. Para kazanıyor işte günübirlikler var. Mavi yolculuk tekneleri var. Bu kadar adaların olduğu işte ne bileyim orada böyle inanılmaz bir turizmin döndüğü bir yerde bunların hepsine ihtiyaç var. Ama işte İstanbul'da var düdüklü tencere gibi bir tane tekne var biliyor musunuz? İki tarafı kapak atıyor böyle. Ha? Yok hocam Hastayım. bilmiyorum. Ona binmemeye çalışıyorum biliyor musunuz? Ben Üsküdar'daki mi? Üsküdar'daki mi Hakan Bey? ha, Üsküdar'daki mi? yani evet. O da Hong Kong'tan araktır. Ama iyi araklayamamışlar yani. Hong Kong'tadır o tekne. Hong Kong'taki tekneler hep düz gider hocam. Hatta koltuklar da bu tarafa yatıyor sinema koltuğu gibi. Hani anlatabildim mi? Yani böyle giderken böyle giderken bu tarafa gidiyorsunuz. Koltuklar hep şey. İki burnu var teknenin. Bu da oradan. Yani o kadar büyük teknelere gerek var mı filan. Daha biz hocam İstanbul'da böyle bir tane şey bulamadık. Yani o vapurla ben hep eski vapurlara binmeyi tercih ediyorum. Veya o dandik dolmuş motorları bile o düdüklü tencereden daha iyi geliyor bana. Yani hocam ne diyeyim ki ben şimdi yani bak gerçekten deniz ulaşım için çok temiz bir yer. Yani
İstanbul için özellikle yani ulaşım sorununda denizin hakikaten rolü var. Kıyı kıyı giden böyle hızlı hani şey bir mass transportation İstanbul'un yükünü alabilir diye düşünüyorum ben filan. Yani dolayısıyla çok ciddi tasarımcıya ihtiyaç olan yerler. Ha biz ne yapıyoruz? Martı şeklinde vapur iskeleleri, ondan sonra Yunus şeklinde telefon kulübeleri, yani denizle kurduğumuz ilişki bu hocam. Bir de düdüklü tencere şeklinde şeyler. Yani hocam. Hayır ben onu diyorum. Mesela hep çocuklara onu söylüyorum. Neden diyorum telefon kulübesi Yunus şeklinde oluyor? Yani telefon kulübesi şeklinde olamaz mı? Yani değil mi hocam? Veya top koyuyorlar. Yani işte krampon şeklinde. Mesela stadyumun önündeki telefon kulübesi neden krampon şeklinde olsun? Değil mi hocam? Evet evet. Kesinlikle. Yani bizde böyle takıntılar var. Yani hani her şey işte martı şeklinde. Ya, kim görüyor abi onun martı şeklini? Ha? Şimdi kim görüyor abi? Neyin kafası bu yani? Hani değil mi hocam? Ya ben anlamıyorum. Evet. Şimdi bizim aldığımız tasarım eğitiminde yani biz bize göre ornament is crime'dir. Yani yani biz Bauhaus ekolünün arkasında göre ornament is crime'dir. Yani çok gerekli değilse gerekli değildir ornament yani. Filan filan. Yani neyse çok ayrılıyoruz. Yani bu noktalarda ayrılıyoruz. Dolayısıyla ben tekne tasarımında özellikle kaliteli tekne tasarımında ki Türkiye'de bir sektör bak İstanbul'da var, İzmit'te var, İzmir'de var, şeyde yapanlar var, Marmaris'te yapanlar var, gidiyorsun Antalya'da var, işte Periyat var. Hakikaten sektör burası hocam, sektör ama hep onun bunun işini yapıyorlar. Yani biz aynı tekstildeki gibiyiz. Anladınız? Fason yapıyoruz yani hep. İşte Marks & Spencer'a havlu yapıp, perde yapıp, onu yapıp, affedersin tekstil devi oldun ama markan çıkmadı. Bizim sanayici şunu övünür, ismi lazım. Biz 450 ülkeye kot kumaşı veriyoruz diyor. Versace diyor bizden alıyor diyor. Bir yerde beni dövüyorlardı da. Dedim ki adama Versace kot kaç para? 1500 dolar dedi. Kaç paralık dedim şey veriyorsun? 50 dolar dedi. Keşke dedim 494 taneye verseydin de anlatabiliyor muyum? Bir tane de Versace diye markan olsaydı. Dövül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 
başarı hikayesi değil bu. Çok özür diliyorum. Nasıl rezilliğin hikayesi bu? Adam senden aldığı 50 dolarlık kumaşı 1500 dolara satabilecek kabiliyete sahip. Doğru mu? Kumaş senin. Ha? Sen de bu enayiliğin parçasıyım diye övünüyorsun. Bu bence iyi bir zeka değil yani. Ya işte bizde hep şeydir. Tekirdağ'dan kum çıkar. İtalyanlara tonunu 160 dolardan sattık diye övündüler senelerce ki çok nitelikli bir silisyum. Abi İtalyan onu kaça satıyor? Tonunu 6000 dolardan satıyor. Şimdi bunun neresi zeka ya? Bunun neresi zeka? Bu övünülecek bir şey mi sizce? Dolayısıyla bizim yat sektörü de biz çok kaliteli böyle. İşte mesela İtalya'da var işte çok güzel tekne yapan, azimut yapan Ferre'ler var bilmem ne acayip yat firmaları var, tekne firmaları var. Astronomik paralara gidiyor. Sen gerçekten üretim kalitemizde ben size söyleyeyim yani hiç fena değil. Yani çok güzel işler yapılabiliyor ama nitelikli bir ürün yok ortada. Yani bizim diyebileceğimiz bir ürün yok hocam. Sıkıntı burada zaten. Her yerde olduğu gibi tasarım yok, işçilik var. Ondan sonra ve de şey ucuz işçilik dolayısıyla rekabetçi ürün olabiliyor ama adam senden alıyor, kendi satıyor hocam. Sen her zaman şeysin, markanın sahibi olmadığın için alt yüklenici durumundasın, tamam mı? Tekneyi büyük de yapsan, küçük de yapsan alt yüklenicisin. Tabii burada bir de pazar yani. Şimdi artık ev fiyatları öyle hale geldi ki bu pandemide karavan fiyatları hortladı biliyorsunuz. Bu Ankara'da karavan satan dükkanlar açıldı ya. Yani şimdi karavancılık, çadırcılık yürü Türkiye'de. Evler öyle hale geldi ki artık karavan hocam. Evet, evet doğru hocam. Evet. Bir diğer sorumuza geçebiliriz. Yat tasarımı gerçekten çok komplike bir alan ve bu alanda işin teknik kısımlarının tasarım etkisi muhakkak oluyordur. Peki sizce uçak endüstrisi gibi yat endüstrisinde de tasarım daha çok teknik çözümlerin yansıması şeklinde mi oluyor? Yoksa tasarımcının estetik kaygıları giderek tasarım yapabilmesi mümkün oluyor mu? Vallahi hocam zaten sorunuz hikayeyi anlatıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi tasarım öyle bir şey ki siz iyiyseniz, yani siz kaldırabiliyorsanız ve de yaptığınız şeyler kabul görüyorsa gerçekten hani insan hayatını ve sanayiyi etkileyebilecek buluşlar yapabiliyorsanız
Efor eder, sizi de efor eder. Yani tabii ki çok teknik bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, bir teknenin karinası gerçekten çok ciddi hesap kitap işi. Yani bir tasarımcı teknenin karinasıyla yani çok özel ihtisası üst şeyi yoksa uğraşamaz, yapamaz yani. Ya ben bir tasarımcının çizdiği karina, hani testlerini görmeden, şeylerini görmeden ne binerim o tekneye ne de o tekneyi çalışırım. Şimdi karina bir hesap yani gemi mühendislerinin işi. Her gemi mühendisi de yapamaz onu. Yani bu ihtisas meselesi. Şimdi mesela çok gerçekten işlevsel işte mesela Rhino'nun navigası var biliyorsunuz. Şeyi var, hepsinin var yani sadece... Bu sektörler için hani geliştirilmiş programlar var. İşte transform angle'larını veriyorsunuz, şudur budur yani böyle. Dalga boyu giriyorsun, onu yapıyorsun, sana mükemmel bir karine yapıyor. Ama hocam yani şimdi orada malzeme etkisi yok, o yok, bu yok. Yani prototipler şunlar bunlar, bir de yani şimdi oradan aldığın tekneyi orada yüzdüremezsin filan feşmek. Yani karışık işler. Gerçekten teknik bir ekip işi artık bu da. Araba yapmak gibi. Yani arabada da biliyorsunuz şasi grubu ayrıdır, motor grubu ayrıdır. Doğru mu hocam? Hareketli aksam ayrıdır. Evet, evet. Ondan sonra bir de bunların hepsini koordine edecek bir ekip vardır filan. Yani tekne de böyle hocam. Şimdi yelken ayrı bir ihtisas. Yani hani gerçekten çalışıyorsanız yelken, işte yelkenin dizaynı, yelken dizaynı ayrı. İşte direklerin pozisyonları, işte Cenova nerede duracak, işte şeyler, bombalar nasıl olacak, karşıdan geliyor. Yani hakikaten çok heyecanlı, teknik bir süreçtir ama çalışılması gereken bir süreç. Yani ben çok güzel tekne çiziyorum. İyi çizerim lazım. Hiç sakıncası yok. Sen çizmeye devam et. Yani öyle değil bu işler. Yani ama keyifli bir sektördür hocam. Malzeme, üst düzeyde malzeme. Yani işte tuzlu su son derece korozatif bir environment'tır. Yani her şeyi evet. Aşırır, her şeyi ver. Yani öğreneceksiniz. Yani yaşayacaksınız, suyun üstünde olacaksınız, şudur budur. Ama tekrar söylüyorum. Temiz hava, bol gıda, güneş dünyanın en güzel işi. Gerçekten kaçacak bir iş değil. Yani ben gerçekten böyle ne bileyim ya Avustralya, Yeni Zelanda oralarda yaşasam sadece tekne tasarlardım. Yani başka da hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yani çok keyifli bir iş. Ben gençlere tavsiye ediyorum. Önünü de açık görüyorum. Çünkü ev fiyatları tekne fiyatlarını geçti. Ben olsam bir tekne alır teknede yaşarım. Yani. Her yere bağlarım. Hayat da benim yani. Hani bir de güzel. Yani bir de ille motor çalıştırmanız gerekmiyor. Güzel böyle yelken melken. Çok keyifli hocam. Var mesela benim tanıdıklarım var işte piyanosunu bile koymuş. İşte karı koca teknede yaşıyoruz 18-20 senedir diyor. Var mesela yurt dışında var adam geliyor işte almış tekneyi işte bir Yunanistan'a gidiyor orada kalıyor. Sonra geliyor burada kalıyor sonra orada kalıyor. Sonra hangi marina daha ucuzsa gidiyor Yunanistan'a demirliyor yazları Türkiye'ye geliyor. Hiçbir engelin yok. Yani anlatabiliyor muyum? Keyifli. Ama sektör büyük sektör. Türkiye gerçekten hani bu işçilik bu şey imkanları bir. Özellikle de bizdeki ahşap tekne şeyi mesela yukarıda yapılıyor Karadeniz'de. Ben biliyorum bir Hollywood filmi için büyük bir kalyon yaptılar Karadeniz'de. Yani çok detayını bilmiyorum ama ilgilenen arkadaşlar araştırabilir. Güzel bir ahşap şeyi gemi yaptılar. Geleneksel hem de. Mesela bakın Bodrum'da çok güzel geleneksel bir okul gemisi var. Adı okul gemisi. İşte Bodrum Deniz Ticaret Odası'nın filan o olağanüstü bir gemidir. Yarışta onu seyretmek inanılmaz güzeldir. Bütün teknelerden sonra çıkar o herkesten önce bitirir. Müthiş bir ahşap tekne. Okul gemisi zaten. Bir de kırmızı Atatürk şeyli yelken açıyor hocam. İnanılmaz geliyor böyle. Onun böyle gelişini görmek yani yarışta yani herkes bırakıyor onu seyrediyor. Nasıl geliyor biliyor musun böyle? Öf. Zaten onu gör ne azimuta binersin ne başka bir şeye binersin hocam. Yani rüzgar yelken başka bir şey hocam. Bedava gidiyorsun. Bir kere. Tabii ki. Ha bedava hocam. Evet doğru hocam. Doğru. Sıfır yazıyor sıfır. Var mı? Doğru hocam. Bu imkanı var. Karada yok mu imkan? Evet. Evet. Onun için keyiftir. Of o yelkenin bir sesi vardır hocam. Alır seni senden alır ya. Onun için tavsiye ederim. Arkadaşlara tavsiye ederim. Yani şimdi diyeceksin ki adama bak filan. Neyse binin dinleyin. Rüzgarı dinleyin. Denizi dinleyin. Her şeyi unutursunuz. Bir de dediğim gibi. No cost yani. Bu devirde yok hocam her şey para. Diyorum ben. Böyle. Buna da cevabım bu olsun. Teşekkürler hocam. Aslında az önce biraz da cevaplamış olsanız da yine bir soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de yat tasarım dünyayla kıyaslandığı nasıl konumlanıyor?
Valla bence hiç kötü değil. Yani iyi üretiyoruz, kaliteli de üretiyoruz. Ama maalesef kendi tekne, yani az miktarda kendi teknemiz var. Onun dışında işte şeyleri seviyoruz. Genellikle de fiber tekne yapıyoruz. Yani tahta tekneler şey değil. Yani biraz da işte tahta, bir de işte şey ahşap Çelik. giderek pahalandı. Yani bir de deniz, yani yat yapımında kullanılan, bizde mesela tropikal tahta pek yetişmiyor. Kimse de çamdan tekne yapmaz. Yani işte bunlar işte Bobinga'dır, Sapelli'dir, ondan sonra işte Rosewood'dur, Teak'tir, Mik'tir, o tip ağaçlar. Yani biraz daha sert ağaçlar gerekiyor. Bunlar da bizde yok. İthal ikame olduğu için ama yani işte bunlar da ekilebilir, dikilebilir. Yani sürdürülebilirlik de burada şey olabilir. Fiber tekneler adı üstünde işte fiber. Yani petrole bağımlı bunlar. Hani fosil bazlı malzemeler olduğu için sürekli olarak fiyat artıyor. Onların işletme maliyetleri de, yani şimdi şöyle diyorlar, fiberin işletme maliyeti düşük falan diyorlar. O da çok değil hocam. Onu da her sene çıkaracaksın, kazıyacaksın, temizleyeceksin. Yani ama dediğim gibi biz iyiyiz. Yani bu konuda gerçekten hani sektörün şeyi iyi. Güzel tekne yapmayı öğrendik diyeyim. Ama ya olmamız gereken yerden hala çok uzağız bana göre. Yani işte lüks motor yat gidiyor. Çünkü kolay geliyor insanlara. Kontağı çeviriyorsun. Yani Mercedes'i adam yelkene binmiyor hocam. Gidiyor bir şey alıyor. Arkaya da bir tane işte 2x800 motor koyuyor. Or diye aynı sesi suda duyuyor. Öyle gidiyor yani. Onun deniz dili o kadar. Yani o şey yapıyor yani. İşte bizim bir ahbap vardı İstanbul'da. İşte bana şey diyor. Biliyor musun diyor, biz Çanakkale'ye gidiyoruz balık tutmaya diyor. Bununla mı dedim? Evet dedi. Kaça gidiyorsunuz dedim. Bir rakam söyledi. E halden alın balığı dedim. Yani 50 katı ucuz. O onun yeri ayrı diyor. Yani ben gitmem abi. O azimutla Çanakkale'ye balık tutmaya gitmem. Gitmem abi. Vallahi gitmem ya. Yani. Ben zevk almam ki o işten. Tuttuğum balığı ne tutacaksın abi? Yani ro ro çeksen, gırgır çeksen hani anca yani. Hani olmaz yani. Zevki yok hocam. Yani onun için yani bizim mesela benim Fosket diye bir teknem var işte göreceksiniz. İşte o zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı'na onu işte bir şekilde bir prezente ettiler. Hiç unutmuyorum adam aynen şu 36 senedir denizlerdeyim dedi. Bir 36 sene daha geçse ben böyle bir şey akıl edemezdim dedi. Hatta bana şey dedi. Sayın hocam dedi öyle dedi bir tekne yapın ki bu dedi işte poposunu denizlere dönmüş Türkleri dedi. Acaba dedi tekrar denizlere döndürebilecek dedi. Bir tekne yapabilir misiniz filan dedi. Yani durumumuz bu hocam. Yani bizim ulaşılabilir. İşte bak İskandinavya'ya falan herkesin şeyi var hocam. Gidiyorsun adamların minicik minicik uçakları var. İşte ben biliyorsunuz uçak da yapıyorum. Hatta Almanya'da bizim ben German Design Award kazandım abi uçak tasarımı bile. Boru değil yani. Şaka yapmıyoruz yani. Hani var ya adam da uçak çizmiş. Hani değil. 11 yıldır German Design Award uçak tasarımının ödülü vermemişti. Bitmiş uçağa bronz verdiler. Benim konsept uçağım gold aldı hocam. Bak. Onun yeri ayrı. Ama beni dövüyorlardı. Çok hırpaladılar. Hakaret ettiler. Bir araba laf işittim. İşte senin haddine mi uçak yapmak? Ödö bödö bir sürü şey. Ondan sonra ben dedim bu uçağın koltuğunu da yapacağım dedim. İşte koltuğu hayatta yapamazsın filan. Neyse. Koltuğu da yaptım. Şimdi uçak fabrikasından koltuk alıyorlar. Filan filan. Yani tasarımcı hocam çok şey, çok dayak yer. Dayak yer de ama Evet. yakın dövüşü de öğrenmesi gereken bir spor hocam. Bir diğer sorumuza geçebiliriz. Sor bakalım Süleyman arkadaşım. Zor bir soru olsun. Bu sefer kolay bir soru ama ileride inşallah daha zorlarına geçeceğiz. Ağırlıklı olarak hangi ülkeler, şehirler yat tasarımı konusunda öne çıkmakta? Valla şimdi yat tasarımı dediğin zaman her ülkede var hocam. İşte bizde bile var işte. Yunanistan'da pek yat yapıldığını sanmıyorum ben. Yani orayı çok bilmiyorum. Hep. Ama bunun biliyorsun Akdeniz'in kalesi İtalya. Yani İtalyanlar da bu şey yani onlar o çizgiyi satıyor diyor. Yani ahşap tekneleri çok iyi.
Özellikle de o küçük motorları var onların, böyle bir geleneksel biliyorsunuz tahta. Hatta İtalya'da şöyle bir şey vardır. Bununla turizm de yapıyor. Dünyada işte belli klasik çizgideki tekneleri davet ediyor. Yaşlara göre yarışlar yapıyor falan. Bunun acayip şeyini İtalya. Ekmeni İtalya'ya. Fransa fena değil. Sonra İskandinavya'ya çıkıyorsunuz. İşte Fransa'da var. Canova'lar var. Şeyler var. Bir sürü Fransız kaliteli tekneleri var. Yani İspanya'da var. Ama çok şey değil. Yani dünya pazarında hakim değiller. Akdeniz'de İtalyanlar da Fransızlar oldukça iyi. Yukarı gittiğiniz zaman da İşte şöyle tekneler var, işte Hanseler, işte Almanya'da var, Danimarka'da var filan diye. İskandinavya'da da çok ciddi tekne şeyleri var. Benim sevdiğim tarzdır onlardan. O minimalist çizgiyi görürsünüz. Yani özellikle de o Hanselerde filan benim çok sevdiğim bir teknedir Hanse. Yani böyle gelir, böyle inanılmaz kuğu gibidir. Böyle hiç böyle abartılı böyle bir şey yoktur. Böyle şey gibi böyle üç çizgiyle bitirmiştir. O Danimarka şeyini görürsünüz. Var. Amerika'da şeyler var. Tugboat'lar falan var böyle. Hani onlar da biraz daha motor yatın biraz daha gene romorkör gibidir de hani böyle nasıl diyeyim sana? Biraz daha konservatif, retro bir çizgidir. Ya yani oralarda var. Kanada'da var. Ondan sonra Asya'yı çok bilmiyorum. Asya'da öyle pek yatçılık, şeycilik değil ama dediğim gibi yani dünyada bu işten ciddi para kazanan ülkeler var işte. Saydım. Ben İskandinav mimarisini, teknedeki mimariyi çok beğenirim yani. Sadedir, çok sadedir. İşlevseldir. Ondan sonra İngilizler yaptırır. Ondan sonra o sun dedikleri özellikle de işte ufak şey tekneleri çok iyidir. Hocam öyle yani ülkeler böyle. Biz üreticiyiz. Ciddi evet. Olarak üretim yapıyoruz. Özellikle fiber tekne üretiyoruz ama dediğim gibi bizde öyle yani var bir iki marka var ama hani ben bunun şeyini görmüştüm. Hani var ya böyle çok yakın akrabalarını tanıyorum. Hani şu ülkelerde yaşıyorlar şeklinde durumlar olabilir. Bilmem anlatabildim mi? Evet hocam evet. Teşekkür ediyoruz. Yapı ve tekne endüstrisi de diğer sektörlerde olduğu gibi multidisipliner bir yapıya sahip. Peki yat tasarım sürecinde bir tasarımcı hangi disiplinlerle beraber çalışır? Tasarım sürecinde belirgin farklılıklar var mıdır? Yok hocam yani şöyle söyleyeyim. Yatta öyle çok yoğun müşteri deneyimi, işte ne bileyim müşteri beklentisi daha konservatif, yavaş gelişen bir sektör. Ama işte elektronik aplikasyonlar giriyor. Yani işte işte otomatik kontroller. Ondan sonra işte mesela eskiden şimdi işte furlingler falan var. Böyle basıyorsun dırırırt diye yer kendini oluyor. Bayağı böyle 20 metre tekneyi kontrol ediyor. Yani konvansiyonelden böyle otomatik teknolojiler var, şunlar var, bunlar var işte. Tamamen burada o teknolojik şey yavaş yavaş giriyor. Ama zannettiğiniz kadar hızlı da değil konvansiyonel. Ve buna direnen insanlar da var. Yani mesela yat sektöründe sensörler yok mesela. Arabada, motorda sensör vardır. Yat sektöründe öyle sensör mensör. Hani onlar daha yavaş gelişen daha ama işte dediğim gibi motor teknolojileri, işte yelkenlere yönelik toplama, gevşetme aksamları, işte ipler, işte onlar bunlar. İşte elektronik tabii yüksek güvenlik yani yat sektöründe özellikle kullanıcı deneyimine göre yüksek güvenlik ekipmanları. Ondan sonra işte radarlar, ondan sonra o tip görüntüleme, bizim işte GPRS dediğimiz uydu bağlantıları ki onların da arayüzleri şunlar bunlar işte dümendir o aksamın işte kontrol panellerinin yerleştirilmesi okunabilirliği filan yani bir araçta gördüğünüz bütün o driver şeylerin hepsi yatta var. Artı küçük alanlarda yaşamın kalitesini yükseltecek şeylere çok ihtiyaç var. Bu da nedir? İşte minimal tuvaletler, İşte duşlar, işte yatma üniteleri, orada hani böyle küçük alanda yaşam, orada konfor, kalite, oralarda çok tasarımcıya ihtiyaç var. Aksesuarlarda, donanımlarda bunlarda çok tasarımcıya ihtiyaç var. Yani şöyle söyleyeyim, o sektörlerin her yerinde tasarımcıya ihtiyaç var. Zaten içinde işte dolaptı, yataktı, oydu buydu bir yerde interiöre de geldi. Evet, evet. Ama malzeme bak, malzeme mühendislerine veya işte malzeme konusunda yetkin kişilere ihtiyaç var. Mühendislere ihtiyaç var. Gemi mühendisleri, bunun yüzerliği, işte işte batarı çıkarı dediğimiz onlar, işte karina grupları,
Ondan sonra prova kesitler, dizaynlar, oradaki işte bütün buradaki şeylerin hepsi mühendislik aksam. Yani sonuçta işte en baştaki söylediğime göre yat bir takımın işidir. İyi bir takım. Yelken dediğin zaman zaten üst aksam diyoruz biz onu. O ayrı bir şey. Aynı arabadaki motor grubu gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet yani, hocam evet. Bunlar önemli. Bir de yeniliğe açık. Bir de şey, açık bir sektör olmasına rağmen yatçılar, yani bu alandakiler biraz da maalesef tutucudur. Yani hani aa çok ilginç derler, bildiklerinden şaşmazlar yani. Teşekkürler ya hocam. Malta Senin Falcon diye, Malta Şahini diye bir tekne var. Belki duymuşsunuzdur. Bu çok konuşulur. Malta Senin Falcon. Biraz böyle korsan gemisi gibidir. Kesik kesik yelkenleri vardır falan. Hatta Türkiye'de yapıldı. Önemli bir şey. İşte üç kere el değiştirdi falan. Ha, tekne dışarıdan olağanüstü bir tekne. Abi öyle bakıyorsun. Abi tekneye bir yaklaş. Bütün fonksiyonel alanları bitirmiş. Yani adam yelkenleri öyle çalıştıracağım. İşte hatta bize ön güvertede şey var abi. Chris Craft var bir tane. Tekneyi ön güverteye koymuş. Yani bulamamış. Yani ben o tekneyi mesela böyle seyretmekten hoşlanırım. Binmekten hoşlanacağım bir tekne değil yani. Hiç, hamırlar. Hamuru bilir misiniz? Cip. Evet. Bindiniz içine. Maalesef. Ayak ileri böyle, evet. Ayağını böyle uzatıyorsun hamur. İşte aynı Maltese'nin Falcon'da öyle. Yani dışarıdan güzel gözüküyor. Yani bakana da içine binene ızdırap yani. Dolayısıyla yani zor işler yani. Hani işte ondan kaçayım derken, bundan kaçayım derken sonra şeyi de kaçırıyorsun, kontrolü. Ama dediğim gibi iyi bir deneme, iyi bir iddialı bir deneme. Dışarıdan çok güzel gözüken bir tekne. Ama hani alırsın. Yani onun yerine giderim. Geleneksel şey, iki direkli bir tane şey alırım. Falan filan. Onun için bizim bu mesela Snow 66 metrelik tekne çok ses getirdi. Direklerle filan ben bayağı bir ilgilendim, uğraştım. Yani öyle. Tamam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Yat tasarımının geçmişten günümüze ülkedeki gelişimi. Bunu sizden dinlemek istiyoruz aslında. Biraz genel bir soru, uzun bir soru ama. Vallahi şimdi işte yani aslında ara ara bunun ana hatlarını verdim. Evet. Biz de işçilik ucuzladıkça şey, önce bu şeyle başladı. İşte ben şeyi hiç unutmuyorum. Bu fiber sandal yaparak başladılar. Hatta ilk yaptıkları belli yelkenliler vardı. Ara ara bu konvansiyonel konuşulur. Gayet de iyi şeyler yapıyorlar. Sonra battılar. Bunun batma sebebi de işte dediğim gibi Türkiye'deki hani bunun biraz böyle lüks görülmesi. İşte biraz böyle insanların hani ya işte tekne bakım gerek. Bizde hep şeydir ya, adam biliyorsunuz Porsche alıp tüp taktırıyor. Yani kafa bu. Yani şimdi tekneye de şimdi alacak. Hani işte boya gerekmeyecek. Anladın mı? İşte yani tekne sürekli işletme maliyeti olan bir şey. İşte marinalar pahalı. İşte boyası var, aksamı var, kırılıyor, dökülüyor, işte durduğu yerde çürüyor. Hani dolayısıyla biz pek şey bakmıyoruz. Yani hani bu kadar 80 milyonluk ülkede bunun çok daha ileri olması lazım. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş işte kültür şey geliştikçe hala da biraz zengin işi görülüyor. Bir de şey var, gerçekten su kıyısında yaşayıp ayağı hep suda olan insanların küçük tekneleri var. Yani çok da ciddi bir küçük tekne segmenti var. Yani işte nedir bunlar? 3 metrelikler, 5 metrelikler, 7 metrelikler. İşte üstünde bir kabin, işte day sailor dediğimiz bizim günübirlik teknelerle evet. İçinde yatılanlar, yaşananlar. Dolayısıyla segmental olarak şeyler var mesela. Abi Koçtaş'ta bile tekne satıyorlar yani. Hani fiber sandal alabiliyorsun, anlatabildim mi? Ha diyeceksin bunlarda bir yenilik var mı? Yok. Hatta kalıpları bile oradan buradan gelmiştir falan. Ama yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Satıyorlar mı? Satıyorlar. Peki bu alanda yenilik var olur mu? Efsane olur. Ama kimse uğraşmıyor. Anlatabildim mi? Şimdi tahta tekneden giderek kaçtılar. Çünkü tahta işte metreküpü giderek işte pahalı biliyorsunuz ahşap. Yani nitelikli ahşap. Ondan sonra bu hep şeye girdiler işte fiber. Hani işte en kötüsü yani delinse bile iki macun bir yama biliyorsunuz. Hani iki çatlak bir patlak hepsini düzeldi. Ahşap tekne öyle değildir. İşte raspa yapacaksın, kazıyacaksın, sülyen süreceksin, onu çekeceksin, bunu çekeceksin ve bunu 2-3 senede bir yapacaksın. Karaya çekersen ağaç kurur, suda kalırsa midye olur.
Yani zor işler. Dolayısıyla bizde bir de hep yazlıkçı kültürü var hocam. Su kıyısında yaşayanların evet. şeyi zor biliyorsun. İşte tekneyi bırakıp gidiyorsun. Sonra bir buçuk ay geleceksin. Bir ay tekneyle uğraşıyorsun. 15 gün yüzdürüyorsun. Seneye bir daha satıyor herif tekneyi. Ayver evet. uğraşamıyor, satıyor. Dolayısıyla en baştaki sorunuza geliyoruz. Yani bizim mesela artık suyun üstünde yaşamlara gelmemiz lazım. Çünkü orada arsa maliyetleri olmayacak. Şimdi bu arsa maliyetleri böyle giderse artık kimse ev mevde alamaz yani. Mesela dünyada var, yüzen kentler var mesela. Biz çok müsaitiz buna. Mesela bizde hani teknenin bir de bu versiyonu var. Hani yüzen ev, ben mesela onu da çok önemsiyorum. Çok da güvenli. Bir tane mendirek yapıyorsun, içine yüzen evleri koy. Ondan sonra güneş yukarıda, dalgadan enerji üretebilirsin. Ondan sonra başka şekillerde enerji üretebilirsin. Oraya pervaneleri koyabilirsin. Açığa açıktan enerji alırsın. Dalga seni korur. Son derece sağlıklı. Bir de şöyle söyleyeyim. Deniz yansıtıcı bir şey. Yani hani orada enerji, ısınma, bu konular bence bunların çalışılması gereken konular. Yani evet. ben olayı da biraz öyle görüyorum. Yani hani bu sektörün beraber yürüyecek. Yani bu sonuçta teknede bir yaşam alanı. Anlatabiliyor muyum? Tabii buna uygun mevzuatlar falan yani şey olabilir. İşte evini oradan oraya çekersin. İşte bu iki sene Fethiye'de oturursun atıyorum. İki sene gider Göcek'te oturursun. Hani. Bir de yani suyun üstünde arıtma mümkün, şey mümkün biliyor musun? Reverse ozmozla suyunu elde edersin denizden. Hani denizden hani kuyu açacağına reverse ozmozla suyunu arıt yani anlatabiliyor muyum? Bence evet, denizin üstünde yaşam çalışılmalı. Yani yat tasarımı kadar denizin üstünde ekonomik yaşam nasıl olur diye. Yani öyle bakılırsa bence bu Türkiye'deki inşaat sektöründen daha değerli bir sektör haline gelir. Çünkü beton bir şeyi birine satamazsın ama bunların hepsi bitmiş taşınabilir ürünler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani ben genç arkadaşlarımla olsam bu konulara biraz kafa yorarım yani. Tamam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Yine aslında bir nevi cevapladığınız sorulardan birisi. Bu sektörün geleceğiyle ilgili öngörüleriniz nelerdir? Geçebiliriz isterseniz. Bu sorunun nedeni? Duyamadım. Bu sektörün geleceği ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Valla bu sektörün geleceği çok açık hocam. Yo, işte dedim ya sana. Yani bence suyun evet. üstünde yaşam çalışılmalı. Yatıp diye bakmayın. Deniz ve yaşam. Yani kıyısında yaşam, üzerinde yaşam. Mesela mimaride var. Bu mobile architecture diye bir şey vardır. Bir konsepttir bu mobile architecture. Hatta bu şey var. Neydi ünlü karikatürist... Şimdi söyleyeceğim. Salih Mehmetcan. Bu şey yazar mazar. Aslında karikatüristtir. ODTÜ mimarlıktandır. Adamın master teziyle karşılaşmıştım. Mobile architecture diye. Mobile architecture'da ne biliyor musun? Karavanlar, konteynerler filan. Yani hani tekerlekli ev demek yani mobile evet. architecture temelde. Bence denizin üstünde de bu son derece şey. Hani bizde çok bilinen bir şey değil. Belki mevzuatlarda da uygun değil ama. Yani. Hatta bir tane bir adam vardı. Kahraman Sadıkoğlu ne? Bodrum'da denizin ortasında bir tane ev yaptı. Onu diskotek yaptı. Kaldıramadılar. Mevzuattır. Şudur budur. Soruyorlar bu ev diyor. Soruyorlar bu tekne diyor. Hem de Halikarnas'ın oraya demirlemişti falan da. Bayağı bir şey olmuştu böyle ilginç bir şey. Var yani ve de bayağı böyle şey bir ilginç bir yerde yani. Sonra kaldırttılar galiba. Necik kaptılar biz de biliyorsun. Yani şey olur yani. Peki. Başka? Teşekkürler. Ülkemizdeki tasarım eğitiminde öğrencilerin yat tasarım alanına yeterince yönlendirildiğini düşünüyor musunuz? Aslında bununla ilgili bölümler var sanırım. Yani gemi yat tasarımı. Yani var Maltepe'de vardı. Hatta beni bir çağırdılar gittim konuştum. Maltepe'de vardı. Orada genç bir iki arkadaş vardı ama onlar da ayrılmış galiba. Şimdi yat tasarımı hatta pek çok tasarım okulunda yatı ürün kabul etmezler. Direnirler. Ben biliyorum yani konvansiyonel olarak. Ondan sonra işte onda gemi mühendisleri yapsın diyorlar. Gemi mühendisi tasarımcı değil ki mühendis nasıl yapsın? Bence aslında şey okullar bu konuda sınıfta kaldı. Yani şu ana kadar sınıfta kaldı. Çok şey yapamadılar. Halbuki böyle işte işbirlikleri yapsalar. İşte ne bileyim işte workshoplar şunlar bunlar hani şey yapsalar. Alan bomboş. Yani siz mesela bence bunu el atabilirsiniz. Yani yapılabilir.
Yani işte ben mesela şeyle çok ilgileniyorum. Şu işte Bodrum, işte Marmaris, Bodrum guletleri bile farklı. İşte bir tanesinin arkası aynadır, öteki işte kesmedir. Anlatabiliyor muyum? Yani oranın teknesinde bile bir şey yok. Yani hani oraları bile şey, anlatabiliyor muyum? Hani gidip ya biz geldik bir workshop yapacağız, şu teknenin orijinalini hani işte orada interview'lar söz konusu, eski resim arşivleri, incelemeler filan, anlatabilir mi? Sonunda hani böyle evet, orada tekrarlayan pattern'ı, yani o eski çizgiyi ortaya çıkaracaksın. En azından dokümanter bir çalışma olur dersin. İlk Bodrum teknesi aşağı yukarı buna benziyordu. Hani nereden biliyorsun, al sana bu kadar da araştırma. Yani bu bile bir üniversitenin hani böyle ciddi anlamda iyi bir yürütebileceği bir, hem de alana katkı, bölgesel bir katkı işte. Yani hakikaten adamla. Çünkü onu yapan ustalar ölüyor biliyorsunuz, dokümanter yok. Nasıl yaptılar diyorum. Bunu adam dört tane yaptı, planı programı yok diyorlar. Yani aldı keseri girdi yaptı diyorlar. Yan yana dört tane yapabilmiş falan. Ya bizde yoktur gibi. Bizde, yani Türklerin en büyük şey arşiv yok bizde. Osmanlı'da var. Evet, sonra kaybolmuş. Evet. Hiç bize kağıt belge, hani öyle bir kayıt kuyut yok. Hani ben yaptım işte yüzüyor tamam. Öyle değil ki bu işler yani. Onun için biz mesela Devrek'te baston çalışması yaptık. İlk bastonu getirin diyorum. Kimse bilmiyor. İlk baston yok. Sonunda bir yerden bir baston buldular, geldiler. Bu dediler ilk baston. Şimdi yaptıkların yarısı kalınlığında. Bu dedim niye kalınlaştı? İşte dediler kalınlaştı. Halbuki incesi daha makbul hocam. Ha? Evet, evet hocam. Doğru. Sonra ben dedim işte müze açın, şunu yapın. Müze açtılar Devre'ye. Dedim ki nereden belli bunun sizin coğrafi işaretiniz oldu? Bitişik köy dese gidin, bunlar bunu bizden arakladı. Doğru değil mi? Hadi uğraştır. Evet, evet. Yani bizde hiçbir şey yok hocam. Dokümanter yok. Onu diyorum işte yani. Bu bile bence bir hizmet hocam. Yani bak mesela ben en çok şu Savarona'ya üzülürüm yani. Giderim bakarım. Yani bence bir kampanya açsınlar. Atatürk'ün teknesini ilk haline getirelim. Onu böyle ya bir götür işte, biraz İstanbul'da dursun, biraz götür İzmir'de dursun, biraz götür Bodrum'da dursun. Değil mi hocam? İnsanlar geçsin, bilsin. Evet, evet. Yani girerken de 10 lira parayı kazanırsın abi. Yani Atatürk'ün yatı işte, çok da böyle bir ilginç de bir hikayesi var. Adamın birine yapıyor biliyorsun. Bir adam yapıyor. Hanımına yapıyor. Hanımı ölüyor, üzülüyor, satılıyor falan. Sonunda işte bu Atatürk'ün oluyor falan. Hiçbir şey kıymetimiz yok ki hocam bizim. Ya işte biliyorsun Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tekne de yok. Abi götür onu bir yere koy. Ha? Yani çünkü affedersin Cumhuriyet tarih diyorsun. İşte o da öyle bir araç yani. Hani Roma'nın savaş arabası gibi düşün. İşte o da bizim bilmem ne biz yani. Niye yok abi? Çanakkale'de evet, dökmüşüz. Bizim hiçbir şeye saygımız yok ki. Hocam affedersin Bodrum'daki yapılan guletin orijinal planlarına saygı duyalım yani. Yok öyle bir şey. Bizim yok hocam yani, şeyimiz yok. Yani biz her şeyi yıkıyoruz. Sonra gidiyoruz diyoruz ki Hollanda'daki dokuna kadar güzel. 250 senedir orada duruyor, kimse ellemiyor, yıkmıyor abi. Aa çok güzel dokuymuş. Tamam. Senin de vardı. Yani. Var abi, güzel teknelerim var. O dolmuş motorların hali ne hocam? İşte Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçiyorsun. Genellikle yarısından çoğu boş. Doğru mu? O bir tek şeyi gösteriyor. Motor büyük. Motor büyüdükçe hareket kabiliyeti düşüyor. Doğru mu? Demek ki küçük olacak. Küçük olursa daha az sıkıntı olur. Daha az çevre kirliliği olur. Doğru mu? Daha az motor yakarsın. Daha ekonomik gidersin. En sonunda bilet fiyatın düşer. Ha? Hem de sayısı artar. O zaman hattı da arttırırsın. Gibi. Doğru hocam. Kalkışın uzun sürüyor. Manevran yanaşma süren uzuyor. Bunların hepsi artı maliyettir. Yani. Dolayısıyla belki bu bile çalışılmış değil. Yani aslında İstanbul'da iki yakayı birleştirilecek motorda hani ortalama hani insan yükü nedir hocam? Doğru mu? Bu çalışılır. Tekne de buna göre yapılır. Bu da yok. Ben yaptım oldu. Bir de uzadıkça uzuyor onlar böyle limuzin gibi. Bir de J9-9 servisleri öyle. Onlar da uzar böyle. Sürekli uzar. Abi ne, nasıl karar verdiniz? Yok. Yok yani. Onun için çok boş bir alan hocam. Bomboş bir alan. Ben olsam, şimdiki gençlerin yerinde olsam bu alanlarda çalışırım. Keyifli yani. Biliyoruz. Rica ederiz. Son bir sorumuz var. Yani bizim son bir sorumuz. Daha sonra daha sonra diğer sorulara da bakacağız. Bu alana yönelmek isteyen, bu kadar tavsiye ettiniz. Bu alana yönelmek isteyen endüstriyel tasarım öğrencilerine verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?
Valla güzel bir soru. Bence işte önce gemiciliği öğrensinler. Yani biraz teknelerin üstünde vakit geçsinler, gözleme dayalıdır her şey. Hatta bence kaptanlık kursuna gitsinler. İşte denizi öğrensinler. Yani bir çoluk yapsınlar. Bir çoluk çok güzeldir. Clipper dediğimiz clipper'lık yapsınlar. Yani işte nereye gidilir, rüzgar nereden geliyor, tramola nerede atılır filan gibi. Hani böyle biraz o şeyi öğrensinler. O keyiflidir. Ondan sonra orada böyle baka baka, aa bunun da burasını böyle değil de böyle yapsak filan başlar. Yani böyle keyifli keyifli. Sonra işte tahtadır, odur budur. Şey hocam işte. Ya biliyorsun araba çizen çocuklar arabaya çok meraklıdır. Hani tekne çizecek çocuğun da tekneye biraz meraklı olması hani böyle iyi bir başlangıç olabilir. Anlatabildim mi? Hani böyle Evet motora hocam. bakarlar, böyle şey yaparlar filan. Ya yani sevmek lazım hocam, ilgi göstermek lazım. Ondan sonra Evet. işte malzemedir, şudur budur, model yapsınlar, maket yapsınlar çok eğiticidir. O da çok öğretir. Öyle başlar hocam. Sonra zaten o arkadaş yolunu bulur yani. Bence keyifli bir alan. Yani saçma sapan işlerle uğraşmak yerine dediğim gibi en güzeli bir kere cildin güzel olur bak, D vitamini, kemiklerine iyi gelir, rüzgar, sağlık, deniz, her şey güzel, balık, Evet. fosfor, zekan açılır, daha ne diyeyim? Yani düşünsene, suyun üstündesin işte, o rüzgar, güneş, her şey güzel yani. Benim hatta bir ara şeyim vardı, İstanbul için vapur kiralayıp onu okul yapmayı düşünüyorduk. Denizin üstünde eğitim ne kadar güzel. Var öyle dünyada Hocam biliyor musun? Piri Reis öyle değil miydi ya? Onların bir gemisi vardı herhalde. Evet. Piri Reis Hatta Üniversitesi'nin. dünyada şey var. Yüzen üniversiteler de var biliyorsunuz. Yüzen üniversiteler var. Yani biniyorsun işte o arada dünyaya dönüyor. Sonra bir diğer deniyorsun. Bir sömestr bitiyor filan. Oraya gidiyor. Hem geziyorsun hem eğitiliyorsun. Böyle şey gibi düşün. Kruz gibi. Aslında çok güzel bir konsept. Bak satılık tekne varmış. Mavi Marmara satılıkmış. Sizin dernek alsın da bir okul yapın size. İnşallah hocam, inşallah. Ya valla bugün dinliyordum da Mavi Marmara satılıkmış. Komik de bir paraya. 3,5 milyona satıyorlarmış. Valla olan İstanbul'da o paraya daire satıyorlar. Ben olsam Marmara, Mavi Marmara'yı alırım. Acayip bir ev Evet. yani düşünsene. Aklımdan geçti. Mavi Marmara'yı alsak dedim, ev yapsak hani yukarıda dedim şey yapsak hani. Atölye yap. O işte çok güzel iş. Sizin dernek alsın lokal yapın. Hocam siz Hatta böyle alın. anons edersin. Dersin ki bu hafta sonu Beşiktaş'tayız. Hocam Ondan siz sonra alın, önümüzdeki hafta Bostancı'dayız. Ha? biz bir katını kiralayalım, orada eğitimleri, etkinlikleri orada Valla yapalım. bak bir düşün yani böyle düşünsene ne kadar güzel Çok yani. güzel olur, çok güzel olur hocam. Bence bir şeyin yok abi. Sıkıntın yok yani. Diyoruz Süleyman kardeş. Böylece gırgırla Teşekkür bitirdik. ederim. Evet sorular varsa alalım. Ben Hocam. unutmuştum. Bolitan'ı izleyecektik. Evet, Bakacaktık onu izleyelim hocam. Bu arada etkinlikle alakalı kısa da bilgi vereyim. Yani sayımız neredeyse giren çıkanlarla beraber 100'ü geçti. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de yani ki şey bir saatteyiz. Derbi falan var. Ona rağmen arkadaşlarımız... yok yok derbiyle falan. Ben Galatasaraylıyım ama izlemiyorum. Boş ver. Aynen, ben de aynı Ya fikirdeyim. hiç futbolun hiç tadı yok. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Onlar da yani bizi tercih ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hocam aslında çok sorulacak soru var. Yani benim de size sormak istediğim çok soru var ama önce isterseniz bu Volitan'la alakalı videoyu izleyelim. Çünkü Tamam izleyin. Volita'nın merak ediyorum. yani bence merak edilebilecek bir tekne. Yani izleyebiliriz, faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de Tabii. izlerken bilgilerini verirsiniz. Zaten bu arada Hakan Hoca'nın yani Design Hobbies'in YouTube kanalı var. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada zaten detaylı olarak da ben az önce baktım videoları var. Gayet de güzel videoları, kendi tasarımlarını sergilediği. Bir bakalım Volitan'la alakalı hocam. Siz de bahsetmek istediğiniz şeyleri bahsedersiniz. Bir Çok de memnun olurum. Fosket vardı aslında. Fosket Volitan'dan daha ilginçtir. O da solur bir katamaran. Yani Volitan'ı aslında bulabilirler internette. Bence Fosket'e baksınlar. Fosket yani onların daha ufkunu açabilir. Süleyman eğer Fosket'i ayarlarsa ben bir çay alayım müsaade ederseniz. Tamam, Siz tabii ki oraya hocam. bakın. Tabii ki hocam. Hemen durup Hemen geldim 1 dakika. tamam. Tabii ki hocam. Tanecim. Fosket arkadaşlar. Fosket.
Atılan dosya içerisinde var mıydı? Bak bakayım. Ben bakmadım. Var dosya içinde. Açabilir misiniz? Berna onu bana WhatsApp'tan atsana. WhatsApp'tan gelmiyor büyük olduğu için. Ben paylaşayım yine isterseniz ama sesi halledemedim. Sesine gelmeyecek değil mi? Yok yani nedense gelmiyor ses. Tam bir dakika. Tamam, hocam sen, aynen sen aç Berna zaten Hakan Hoca bilgileri verir. Tamam o zaman paylaşıyorum benim. Tamam. Şimdi Volitan'ın bütün aslında süksesi şeydir. Petrolün varilinin 134 dolar olduğu dönemde işte dünyada da ilk green dotlar yeni başlıyordu. Green dot da biliyorsunuz fosfatı mı gösteriyorlar? Şimdi bunun adı da Folder Solar Katamaran. 32 foot aşağı yukarı 980 demek. Bu bir day sailor, hobi sınıfı tekne. En büyük özelliği bunun içinde iki tane salyangoz motor ve işte bunun üstünde ana yelken katlanabilir bir solar yelken. Burada yazıyor zaten. Ama bu şöyle söyleyeyim. Teknenin ana konseptinde bez yelken de olabilir. İlle solar yelken olması gerekmiyor. Gördüğünüz gibi 980 sağlam bu rush bir böyle hardcore bir sailing teknesi. Yani ultra sailing dediğimiz sert hava için. Yani rahatlıkla hani böyle ben yelkenciyim diyen adamın hani böyle yani her türlü ihtiyacını tatmin edebilecek. Sağlam rüzgarda da suyla ilişkisi gezip havadan bile gidecek bir tekne. Sert bir tekne. Bak şimdi tekne kıyıya geldi. İşte yelkeni indirdik. Bimleri çektik. Direği katladık. Her şeyi katlanıyor. Bakın bunların trapez çubukları var. Onlar katlanır filan. Adam suya girdi. Kaldırdı hocam. İki tane tekerlek çıkıyor gövdenin içinden. İtiyorsunuz bu tekne karaya çıkıyor hocam. Şimdi bu tekne deniz patladığı zaman bu profildeki tekneler uçar. Şimdi bakın çıktı teknemizi güvenliğe aldık, katladık, koyduk. Şimdi bunun marina bağımlılığı yok hocam bu teknede. Bu böyle Formula 1 yarış arabası gibi kıyıya geliyorsun, tekneyi katlıyorsun, çekiyorsun yukarı, alıp eve götürüyorsun hocam. Dolayısıyla 980'lik bir teknenin aşağı yukarı yılda marina şeyi işte 8-9 bin Euro'dan başlar. Gördüğünüz gibi bunun üstünü örtüyorsun, tekneye bakım da gerekmiyor. Şimdi bu son derece... Gördüğünüz gibi yani teknede yepyeni bir konsept bu yani. İşte buna Platinum Design Award verdiler. Buyurun. Şimdi işte Türkiye eğer hani denizcilikte yattası tekne imalatında falan bir yere gelecekse bunlarla gelecek hocam. Bunu buradan koy konteynere bütün dünyaya satarsın yani. Kesinlikle hocam. Gördüğünüz gibi extreme sailing yapılabilir. Acayip de keyiflidir. Ben mesela bir yarışta Bodrum'dan Leros'a 3,5 saat teknenin dışında gittim. Trapezdeydik. Yani uçarak Leros'a gittim desem hani kimse atıyor falan diyemez yani. Yani çünkü sertti hava. 30 knot hava vardı yarışta. 11-12 tekne pert oldu. Vallahi 80 derece öyle filan gittik yani hani bir şeyimiz hep havadaydı. Biz de dışarıdaydık zaten. Ama dünyanın en güzel zamanıdır yani. Hala olsa da tekrar gitsek diyorum yani. Dolayısıyla bakın mesela bu tekneler çok ilginç teknelerdir. Yani muadili yok. Yani bunlar özgün fikirler yani hani. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun var. Su canım. Sağ ol. Evet. Mesela Fosket'i severim. Yani ama ben bunu işte demin anlattığım şeydir. İlk bunu ben yaptım. Hiç kimse bir şey anlamadı. Filmi yapınca olay bitti hocam. Koptu gitti yani. Vay anasını sayın seyirciler. Halbuki ben haftada böyle 1, 2, 3, 4 böyle storyboard koyup hiç kimse ilgilenmiyor. Yani. Bu da arkadaşlara ders çok olsun. Çok ilginç ama hocam. Yani ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Yani çok farklı olmuş yani. Evet. Şimdi chat üzerinden gelen sorularımızla devam edebiliriz hocam. 10 yıl içerisinde yat sektörünün geleceği nedir sizce diye bir soru gelmiş ama bunu cevapladık zaten. Evet. Daha sonra Yusuf Bey'in bir sorusu var. Yat konusunda bağımsız olarak uçak tasarım konusunda çalışmak isteyen bir tasarımcı kendini nasıl geliştirmeli, neler yapmalı diye bir sorumuz var hocam.
Vallahi benim tavsiyem şu olur. Yani işte yapım işte alacak sırt çantasını bu çocuk gidecek işte atıyorum ben tahta tekne yapıyorum diyen adama diyecek abi ben geldim. Hani ondan sonra yeme içme karşılığında abi keser sallarımızın para yaparım diyecek oradan başlayacak. Yani stajını orada hakikaten böyle bu işler böyle. Yani dost öyle kazanılıyor. Ben üniversite 2'deydim. Fiber'in ne olduğunu bile bilmiyordum. Elimde bir tane Miğfer projesi verdiler. Bir tane Adidas çantam vardı. Sadece hiç unutmuyorum. Hayatımda sitelere gitmiştim. Böyle minibüsten indim var ya şey, köyden geldim şehre gibi böyle sağa sola bakıyorum. Sitelere dedim ki affedersiniz bu Fiberci var mı? Fiber'in ne olduğunu bile bilen yok. Fiber biber. Sonra dedi ki birisi Fiber dedi şu saksı maksı yaptıkları şey değil mi dedi. Ha dedim. Bak dedi şurada dedi bir bina var. Onun tepesinde dedi bir adam var. O yapıyor dedi. Nasıl soğuk Ankara'nın ayazı böyle Allah'ın kış günü. Gittim merhaba filan. Acayip üfürüyor. Sonra adam dedi ki ne var dedi. Abi dedim bizim bir şey var dökecektik dedim onu dedim. Hemen dedi as dedi ceketini şuraya bak dedi. Burada dedi cerikot kalıp ayıracı şey orada dedi elyaf şey. Hemen dedi çalışmaya başla filan dedi. Ulan ben neyin sürüldüğünü de bilmiyorum ki. Şimdi böyle bakıyorum tamam mı? Hani ondan sonra neyse işte sonra işte öyle öyle yiye yiye fırçayı yaptık. Kalıptan çıkaramadık. Kalıpta kaldı. Adam geldi dedim bu kalıptan çıkmıyor. Dedi kaç tane lazımdı? Dedim bir tane tamam dedi kır kalıbı. Balyozla kırdık kalıbı. Abi bizim miğfer çıktı falan. Böyle hocam bu işler. Sonra Ahmet Usta çok iyi ahbabım oldu. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ya, çok şey öğrendim. Yani bu işler böyle hocam. Alacaksın sırt çantanı. Gideceksin. Merhaba ben geldim abi. Hani zımpara yaparım, boya yaparım. Böyle bir şey. Tahtaya değeceğim bak. Tahtanın kıyımı bile farklıdır. O bilgisayar size bunu öğretmez. Ihlamur kokar, sapelli ayrı kokar, köknar ayrı kokar, ladin ayrı kokar. Anlatabilir mi? Koklarsın, ha Evet, dersin ladin bu. Yani şimdi bilgisayarla koklayın da göreyim bakayım. Olmaz hocam, olmaz. Yani olmaz. Birinin kıyımı batar yakar, birinin kıyımı batar çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Birinin kıymığı batar hissetmezsin. Yani bu tahta yani böyle elini süreceksin o şeyi hissedeceksin filan yani bunlar biraz. Yani bu sektör hocam uygulamalı sektör malzeme çok kutsal böyle gerçekten hani tahta. Sonra nasıl bükülür, nasıl biçimlenir, nasıl şekillenir, nasıl yapıyorlar? Eskiden nasıl yapıyorlarmış, yenisini nasıl yapıyorlarmış bunların hepsini yaşayarak öğrenecekler. Bence çok güzel. Yani yazın mükemmel gidiyorsun işte öyle takılıyorsun oralarda. Gemilerde çöp atmak. Yani yersin cezayı abi. Yakalarlarsa çok kötü ağır. Sintine bile boşaltmak yasak artık. Evet, Yasını da okurlar vallahi. Ha? Bir de birbirlerini ihbar ediyorlar yani. Bence de evet. etmek Hocam. lazım. Yani deniz temiz çok önemli. Yani deniz temiz çok önemli hocam. Evet, Hocam buyurun. ben bir soru sorabilir miyim hocam? Buyurun Başkan Bey. Hocam ya öncelikle sohbet harika gerçekten yani o kadar keyifli geçiyor ki benim açımdan çoğu arkadaşım açısından da öyledir eminim. Yani hocam aslında çok sormak istediğim şey var ama ben biraz bu savunma sanayindeki tasarımlar özellikle gemi tasarımları işte Milgem projeleri işte bu TCG Anadolu'lar vesairelerle alakalı sizin fikrinizi almak istiyorum. Açıkçası son zamanlarda bu savunma sanayine tasarımcıların işte alınması, tasarımcıların önemi vesaire çok daha fazla artmaya başladı. Çünkü biz de savunma sanayinde daha ülke olarak daha ağırlık vermeye başladık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizlerin o alana girmesini doğru buluyor musunuz? Ya da o alandaki biz tasarımcıların etkileri, görevleri sizce nasıldır? Bununla alakalı bir şeyler bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi, evet bu atladığım bir konu. Biz o konuda da çalışıyoruz. Ondan sonra bizim CİDA diye bir projemiz var. Bulamazsınız onu. Yani bilseydim aslında onları atardık. Biz insansız deniz araçları da yapıyoruz. Su altı, su üstü. Zor konular. Yani şöyle söyleyeyim. İhtisas gerektiren konular ama önemli konular. Özellikle de Türkiye gibi çok uzun kıyı şeridi olan ve korunması gereken ve burada tabii çok yüksek hızlı teknelere ihtiyacınız var. Yani büyük tekneler pahalı, küçük tekneler. Ya işte drone gibi düşünün. Yani dronların hani şey olduğu zaman hani etkili olabiliyorsunuz.
Burada da su üstü dronlarınız, yani su üstü insansız araçlar olması gereken bir sektör. Gene tekrar söylüyorum, tasarımcıların çok rahat çalışabileceği. Zaten var yani, savunma sanayi bu yönde yarışmalar falan yapıyor. Yani sonuçları falan feci de, yani feci şeylere ödül veriyorlar ama yani işte neyse, ben onları şey diye bakmıyorum. Yani işte birilerini onurlandırıyorlar diyelim. Yani realiteyle hiçbir alakası yok. Zaten ödül verdikleri hiçbir şeyde uygulanmıyor. Öyle de maalesef bir gerçeğimiz var. Ya bizim yani diğer bir hususumuz da bu işte yarışma şeyimiz. Yani yarışmalardaki jürilerin oluşumları, biz zaten şöyle de, jüriye bakarak yarışmaya gireriz. Beğenmediğimiz şey yani. Bundan diyoruz hiçbir şeycik olmuyor. Ya işte görüyorsunuz ya, işte yarışma ödül veriyor, arak olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın hiçbir tek bizim ülkemizde bu böyledir. Ötekilerde böyle değildir. Ama sokaktan geçen adamlardan jüri yaparsanız yani olacağı bu. Var. Biz yaptık. Su altı, su üstü araçlar geliştirdik. Hatta onları da paylaşabilirdik aslında da nedense aklıma geldi. Hiç öyle bakmadım ya savunma sanayi şey diye. Dediğim gibi gerçekten ucu bucağı açık bir konu. Yani Türkiye o kadar bakir bir alan ki tasarım alanında. Ya, nereye elini atsan iş var yani ama üretici yok. Hani ya, gidip oradan buradan alıp getiriyorlar. Daha iyisini yapabilir abi. Biz mi insanız? Yapabilir yani, ben inanıyorum yani. Bir de bizim yani kültürümüz ürünleşmemiş durumda. İhtiyaçlarımız henüz ürünleşmemiş durumda. Yani dolayısıyla savunma sanayi bir sektör ama tekrar söylüyorum yani savunma sanayi de bir niş market. Dediğim gibi yani şimdi savunma sanayiyle yapacağın şeyle dolmuş motoru yap. Bence onun müşterisi daha fazla yani. Yani işte Türkiye'de işte Karşıyaka var, Çanakkale var, anlatabiliyor muyum? İstanbul var, İstanbul'un bütün dantel kıyıları var, Marmaris, Bodrum. Buralarda hep transportation gerekiyor. Ve de bu daha gözükür şeyler yani. Tabii ki yani özel ihtisas araçlar biz de geliştiriyoruz ama yani gönül ister ki bunlar hiç kullanılmasın, anlatabiliyor muyum? Ama dolmuş motoru hem kullanılsın istersin yani, hem dersin ki buna da ben Hong Kong'un ki bak 50 senedir değişmemiş orada yani, gidin. Hatta vapur iskelesini herif maketini satıyor. Yani İngilizlerin kırmızı otobüsü gibi düşün Hong Kong'daki hani şey. Ya adam onu bile bir şey omacı olarak kullanıyor filan yani. Bizim de böyle şeylerimiz. Ben bizim şehir hatları, vapurlarını ben çok severim yani. Onlar da İngilizdir biliyorsunuz. Hani biz de yaptık bir miktar. Hatta ondan sonra biz onları geliştirdik. Bizim yerleri de var. Tamam. Bak deniz taksi yapan birisi varmış. Bizim sitelere baksın. Hocam burada bir katkı yapmak istiyorum ben. Bu yaz stajımı Ares Shipyard'da gerçekleştirmiştim. Belki biliyorsunuz savunma. Aha biliyorum. Yani bu söylediğiniz şeylerde mesela kısıtlamalar oldukça fazlaydı. Yani çok fazla bir şeyin dışına çıkılamıyor. Ülkeler brief veriyor burada. Mesela brief'i veren ülkelerdi. Oraya işte ihale usulüyle tekneler tasarımlar sunuyor. Daha sonra hangisi onay görürse mesela onları üretiyordu. Mesela Lloyd'ların kısıtlaması çok fazlaydı. Mesela tasarımdan çok böyle özgür kalamıyordu mesela. Lloyd'un kısıtlamaları orada çok fazlaydı. Böyle bir ekleme yapmak istiyorum hani. Bu yaz gördüğüm bir durumdan dolayı. Canım, senin dediğin Karina ile ilgili şeyler. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela evet. Bir taarruz botu yapıyorsun. Yani bir işte kıyı güvenlik botu yapıyorsun. Var bizde mesela yapan. Hatta iyisini de yapan neydi o firmanın adı? Var bir tane. İşte drone bot hocam. Kaan, Kaan. Drone bot mu? Yok yok. Bayağı şey sahil muhafaza botları yapıyorlar. Fiber. Kaan galiba. Ares'te şu an üretim yapılıyor. Sahil güvenlik 120 tane üretim, seri üretim vesaire muhabbet var. Tabii yapılır ama onlar da Karina önemli hocam. Orada hız. Yani evet, işte 10-40-42-45 nota gitmesi için. İşte evet. Ona göre motor, ona göre shaft, ona göre karina yapıyorsun. Ona göre dalga boyu. Şimdi sen işte Türkiye'de 60-80 santim dalga boyunda bu hızı yakalayacak şekilde yapılır yani. Ama bu karinanın alt tasarımı, bunun üst tasarımının Lloyd'luk bir şeyi yoktur yani. Lloyd suyla evet. Temas eden yerle ilgilenir. Regülasyonlar onlara göredir. Ama onun üstünde evet. Senin işte ne bileyim şeysiz elektronik işte topun ya otomatik işte bir otomelaradır, ondan sonra bir vulkandır, bir şeydir. Onlar işte onların yataklanması, işte korunması, yerleştirilmesi, su üstü profilinin biçimlendirilmesinin Lloyd'luk hiçbir şeyi yok.
Yani Lloyd şey tabii ki var. Yani şöyle orada oluşturduğun ağırlığın ana sisteme etkisine bakar filan ama Lloyd hepsiyle ilgili kısma bakar. O da zaten çözeyim. Tasarımcının en az uğraşacağı şey. Ya yani ihtisas yapan tasarımcının belki uğraşabileceği şey. Onların hepsi gemi mühendislerinin işi yani. Yani onun için dediğin gibi yani savunma sanayi zaten şey hocam hep spektri yani. Hani spekleri kırmak çok zordur değiştirmek. Ha şöyle olur. Ya Amerika'da o sistem açık. Sen yapıyorsun. Diyorsun ki ben bunun daha iyisini yaptım diyorsun. Adam buyurun test ediyor. Yani testi geçersen aa evet diyor bu da ilginçmiş diyor. Bak bu da böyle diyor. Sen standardı upgrade ediyorsun, yükseltiyorsun. Yapabilirsin ama bunların hepsi Ar-Ge ve maliyet. Bizim asla girmeyeceğimiz işler yani. Bu stealth savaş gemileri var Hakan Bey. Bu stealth savaş gemileri işte Amerika'nın yaptığı. Tabii, İsveç'in, İsveç de yaptı herhalde bir 3 tane falan. Yani stealth baya böyle hani F-35'ler, F-22'lerin denizdeki hali gibi radarda görünmüyor vesaire. Yani inanılmaz görünüyorlar mesela ama onlarda acaba bizim payımız, yani sonuçta onlar biraz da teknik kısım ya. Hani acaba biz yani oralarda bir şey yapıyor muyuz? Bizim orada payımız var mı? İlla ki vardır bizim ama. Bizim oralarda hiçbir şeyimiz yok ama ihtiyacımız yok, var mı dersen var. Evet, yani doğru. Çalışılabilir mi? Çok rahat. Yani. Evet. Yani dediğim gibi ben mesela çalışmak isterdim yani hani evet. Ama dediğim gibi bizde hep şey var bir yabancı ayran onlar yaparsa iyisini yapar. Niye yapsın abi nedir yani? Hani. Aynen öyle hocam. Yani işte dediğim gibi yani biz işte öyle tekneler yapıyorum ki ben böyle baka kalıyorlar yani ben bir hava aracı yaptım mesela işte Frederikhaven'da sivil havacılık fuarında bir iki tane otoriteye gösterdim. Adam aynen şunu dedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi ya. Bu dedi nasıl bir şey filan. Bu dedi acayip bir fikir filan dedi. Yani neyimiz eksik? Yani biz de bu diyoruz. Ama işte dediğim gibi bizde insana güven yok hocam. İnsana değer verilmiyor. Hep böylece elin adamı yapmış. İşte ondan daha iyi. Elin adamı kim? Elin adamı işte. Lan, elin adamı da adam yani. Hani nedir yani? Hani, ben bir şey bilmiyorum yani. Biz bunları dünyanın her yerinde kafa kafaya geliyoruz. Buradan Amerika'ya kafa tutuyorsun ya. Elin adamı kimmiş yani? Nedir elin adamı yani? Ya işte kaç defa kazandık abi artık gına geldi yani. Yani ben şeye inanmıyorum. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok. Bizim onlardan en büyük eksiğimiz motivasyon. Bizim arkamızda kimse yok yani. Baldırı çıplak takılıyorsun yani. Yani mesleği çok seviyorsun. Hani ulan diyorsun. Hadi ben bunu böyle bir şey yapayım bakalım ne olacak diyorsun. İşte zamanını ayırıyorsun, hayatından çalıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Kariyer seni bir yere getiriyor. Yani şimdi biz yurt dışında olsak oho yani. Ama işte bu ülke insanlara çok fazla değer vermiyor biliyorsunuz yani. Hani. Doğru hocam. Maalesef. Maalesef böyle. İşte maalesef. Kırılacak hocam. İşte eskiden endüstri tasarımı neydi diye soruluyordu. Şimdi endüstri tasarımı eskiden bir tane iki tane okuldu. Şimdi 37 evet. Tane okul oldu. Yani aynen insan öyle oldu hocam. Artık yani böyle böyle gelişecek hocam. Her meslek böyle. Hiç kimse size imkanları altın kafeste. Doğru. Sunmayacak yani. Hep mücadele. Doğru. İşte mücadele ediyoruz yani. Öyle bakın. Gelişiyor. Yavaş. İşte ülke hep yavaş hocam yani. Yani ben onu diyorum çocuklara matbaa gelecek daha diyorum. Durun daha matbaa gelecek diyor. Kitap pahalı. Her şey pahalı. Kağıt pahalı. Kitap pahalı. Kağıt fabrikalarını sattılar abicim. Kağıt yok yani ülkede. Hocam evet. Tam olarak onu soracaktım. Kitabınız ne zaman çıkıyordu? Valla hocam şöyle kitap şöyle kitabı e-book yapıyoruz en son. Değişik bir şey yapıyoruz. İşte kopyalansın istenmiyor. Çünkü kitap bir seri kitap. Kiralanacak hocam. Netflix gibi düşün. Ayda bir dolara falan kiralayacağız insanlara. Mesela birinci sınıftayken birinci cilde adam ne bileyim 15 ya işte ayda 10 lira verecek. Yani, işte bir dolar dediğin ayda 10 lira yani. Ayda 10 lira verecek. 12 ay kiralayacak. Yani her yerden de ulaşabilsin istiyoruz kitabı. Çünkü şimdi kitabı yapsan şöyle bir kitap oluyor. 300 sayfa. Abi kim taşıyacak bunu yani? Doğru hocam. Ya diyorlar ki ben kütüphanemde istiyorum. Tamam arkadaşım dedim. Biraz para kazansın bu kitap. Onu da basarız. Yani hocam ona koyuyorsun ya o kadar ilkel bir ülke ki kitap sahibine %8 veriyorlar hocam telif. Abi ben gider halı satarım daha çok para kazanıyorum. Doğru. Doğru. Hiç kimse kitap yazmaz hocam. %8 ne abi? Affedin KDV'den daha düşüksün ya. Doğru hocam evet. Ay yani bir de şey hocam yok dediler ya ben dedim kalsın arkadaşım yani. Hadi ben ilk kitabımı yazdım. Bir tane kitabım var benim inovasyon kitabım.
Orada telifi filan sallamadık. Telifi bize kitap olarak verdiler. İmzalayıp eşe dosta dağıtıyoruz. Ya zaten abi o kitaptan filan para. Ama bu öyle değil. Bu 13-14 senelik emek. 4 tane evet. kitaptan bahsediyoruz. 10 küsur bin çizimi konuşuyoruz. E şimdi yani ben de istiyorum ki bu kitap hiç olmasa kendi kendine parasını kazansın da kendini bassın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya bırak zaten evet. kitaptan filan kim edaf edersin para kazanmışlar. Yani bakıyorsunuz bir de öğrenci telefondan ulaşmak istiyor. İşte çizim mi yapacak? Telefondan girip bakmak istiyor. Dolayısıyla hani biz bu da bir inovasyona geldi ha. Ulan dedik herkesin ulaşabileceği, taşımayacağı ama şey de olmayacağı, çok da yıkım olmayacak, şöyle de olmayacak filan. Böyle bir modele geldik. Şimdi işte onun sitesi hazırlanıyor. Oraya peyderpey kitapları yükleyeceğiz. Bu da onların light versiyonlarını yapıyoruz. Ya adam işte üye olacak. İşte onu dediler iki çeşit üye olsun. Hani her kitap ulaşacak üyelik olsun. İşte var ya işte Netflix geyi. Evet evet. Evet hocam. Artık çok alıştı insanlar buna. İşte, evet. işte 10 lira ona verecek. Anlatabiliyor. Ve 20 lira verirse bütün kitapları görecek. Canı sıkılınca da ay sıkıldım bu kitaplardan dediği zaman hadi bana eyvallah çık çık. Yani hani öteki kitaplar. Çünkü şey de çok kötü. Herif alıyor senin kitabını emeğine. Biz de emeğe saygıyor ki. Al onu koyuyor. PDF yapıyor. Koyuyor. E de diyor ki arkadaşlar PDF'ini koydum diyor. Bunun da sahibinin de bir şeyi var adam ya. Öyle mi? Evet, ama sorarsan herkes Müslüman. Bu kul hakkı yemek değil bu. Bu kul hakkı yemek değil bu. Hocam bir de şey kısaca bir şeyden de bahsedeyim. Biz kayıt Buyurun. Alıyoruz her etkinliğimizde. Sonrasında YouTube'da paylaşıyoruz. Çünkü çok katılmak isteyip bu zamanda gelemeyen arkadaşlarımız oluyor. Şimdi de kayıt aldık. Paylaşmamızda sizin için bir sakınca yoktur umarım. Yok. Yani tamamdır. Kimseye bir şey söylemedim henüz. Paylaşabilirsiniz. Biz orayı kırparız hocam. Sorun olmaz. Hocam bu arada şey çok ufak bir şey daha sormak istiyorum. Ben bu yaz ya da bundan önceki yaz görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam Bodrum'a gelmişti. Bir tekne yine. Ve şey yani bu yelkenlerden bahsettiğiniz için ekstra ben de paylaşmak istiyorum. Yani sizin de fikrinizi almak istiyorum. Çünkü ben bu tekneyi gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani bu nasıl bir şey, böyle yelkenli mi değil mi, bu direkler niye var? Çünkü böyle televizyonda baktığımızda şimdi o, da... Bak mesela The World's Largest Sailing Super Yacht dediği altında Malzese'nin Falcon. Demin anlattım tekne şu. Şu değil mi hocam? Şu mu? Bu Maltaseni Falcon evet. Yani bunlar evet. hepsi şu. Şeyler. Yani işte o Maltaseni Falcon'u görüyorsun zaten. Evet. Ama bu bundan ondan farklı. Değil mi? Bu sailing yacht. Onun bir tanesi daha var. Evet. O da şey. O da kimin teknesiydi söyleyeceğim şimdi. Yani bunlar böyle konsept yatlar hocam. İşte bak görevini yapıyor. Üç direkli. Bu biraz geleneksel. Benim çizdiğime benziyor. Ama dediğim gibi altı süper yat üstüne yelken koymuş. Yani bana duşa kabine benzettim ben bunu. Yani pek olmamış yani. Hani bir de niye asimetrik load burnu öne vermiş. Yani bunu biraz çalışmam lazım ama sevmedim hocam arkasını ya. Anladım hocam. Tamamdır. Yani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim yani. Tamamdır hocam. Su kesiti çok yüksek hocam. Yelken bak dünyanın en iyi en zarif böyle kılçık gibi teknesi Dragon diye bir tekne var. Ahşap tekne. Çok oynaktır. Yani gerçekten hani nasıl diyeyim sana biraz cambazlık gerektiren bir tekne. Ama yani tekneyi biliyor hocam. Teknenin %80'i su altındadır. Gömüktür yani. Deviremezsin Dragon'u. Bir bak yani. Şimdi yelkenle de su kesitinin üstü yükselirse hocam gitmez bu zımbırtı hocam. Bak buradaki hava sürtünmesine bak. O kadar şey ki zaten onu böyle üçgen yapmış. Evet. Azaltmaya çalış. Drag dediğimiz şeyi yapmışlar bak. Burada drag çok yüksek. Mesela o demin Malteseni Falcon'a bak. Onda su üstü gövde yok hocam bak. Küçük evet, gibi hocam. Görüyor musun? Evet. Yani bu bak Malteseni Falcon zaten işte görüyorsun. Evet. Bunun hocam her yeri direk bak. Evet. Şu hocam. Güvertenin şurasında da hocam Chris Craft var. Bak burada da motor bot var. Şurada. Gördün mü bilmiyorum. Bak bir yaklaş işte. Bak görüyor musun? İki tane kriz evet, var. Evet hocam. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Ha? Bak abi işte tekneye bak. Affedersin şey olmuş yani. Olmamış yani. Ya kimse bakmıyor buna uzaktan mı? Bak abi fonksiyonel alana bak yani.
Evet, doğru hocam. Yani yani bilmiyorum, biraz böyle incelediğin zaman hani böyle çok da ya bizim benim yaptığım teknenin ön güvertesine bak abi, güneşlenebiliyorsun ya. Ben filikaları yana astım hocam, çok güzel iniyor böyle cırt cırt. Biraz böyle geleneksel yani öyle. Yani öyle biraz eski çizgiyi seviyorum böyle yani. Güzel şeyler bunlar. Onun için ya bunlara dikkatli bakarsanız yani işte iki tane sürat teknesi abi. Hadi bir tane koy. Niye iki tane abi? Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Bir tane koy ya. Bir de asimetrik şöyle koymuş. O da sürtünüyor biliyor musun? O da sürtünüyor yani. Evet, evet. Hocam kapanışı Süleyman yapacak ama ben hemen Süleyman'dan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Yani hocam evet, hem çok keyifliydi, evet. Hem çok keyifliydi hem de yani gerçekten çok güzel bir katılım da oldu. Hocam ağzınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Var olun. İnşallah bundan sonra daha da çok daha farklı etkinliklerde de görüşürüz. Süleyman buyur, söz sende kardeşim. Hocam teşekkür ediyorum ben de tekrardan. Ben